Adım Seyit. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra birkaç yıl özel sektörde çalıştım. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine imamlık yapmaya karar verdim. Biraz araştırdıktan sonra gerekeni yapıp imamlık için gereken başvuruları yaptım. Nihayetinde 2011 yılında vekil imamlık görevi çıktı. Yaşadığım şehre 14 saat uzaklıkta olması benim gözümü korkutmuştu. Ailemden bu yaşıma kadar çok fazla ayrı kalmamıştım. Hiç tanımadığım insanların yanına gidecek olmam tek başıma yapabilir miyim? Görevimi tam anlamıyla sürdürebilir miyim? Kafamda bunun gibi birçok soru vardı. Ailemin desteğiyle gitmek için tüm hazırlıklarımı bitirdim. Annem ve babamdan benimle gelmelerini isteyemezdim. Köy insanı, tavuk, inek, tarla, bağ, bahçe bırakamıyorlar. Tek başıma bir maceraya atılmıştım. Her şeyimi hazırlayıp yola çıktım. Uzun bir yolculuğun ardından Giresun'a vardım. Görev yerim Giresun'un bir köyüydü. Köyün tam adresini vermeyeceğim. Karadeniz'i bilen bilir, dağlık ve ormanlık olur. Gittiğim köyde tam böyleydi. Görev yapacağım köye geldim. Köy kalabalık sayılmazdı. 40-50 hane ne var ne yoktu. Dağınık bir yerleşimi olduğu için bana da öyle gelmiş olabilir. Köye geldiğimde köyün muhtarını buldum. Yeni imam olduğumu, esas görevime atanana kadar burada imamlık yapacağımı söyledim. Muhtarın benim yaşlarımda bir oğlu vardı. Adı Hikmet. Konuşmalarından mıdır nedir, ısınmıştım ona. Bana yakın davranıyordu. Muhtar ve oğluyla köy kahvesine gittik. Beni köylüyle tanıştırdılar. Nereli olduğumu, yani benimle ilgili merak ettiklerini sordular bana. Hoşbeş ve tanışma faslı bittikten sonra köyün uzun zamandır hocasının olmadığını öğrendim ve bundan önce gelen hocaların bir ya da iki ayını doldurmadan çekip gittiklerini söylediler. Nedenini sorduğumda kimse bir neden söylemedi. Muhabbet arasında bu konu kaynayıp gitmişti. Ben de çok fazla soruşturmadım. Muhtarın oğluyla birlikte kalacağım lojmana gittik. Kalacağım lojman köyün en yukarısında, ormana en yakın yerinde kalıyordu. Camiyle karşı karşıya, sanki köyün tepesine bir ev, bir cami dikilmiş gibi duruyordu. Ormanla bu kadar iç içe olması ve evin tek katlı yer evi olması da köydeki diğer evlerin en azından alt katı ağır, üst katı evli. Neyse, muhtarın oğluyla biraz da evde muhabbet ettik. Bana, buralarda dikkat et, yabani hayvan çoktur. Numaram bu, bir sıkıntın, bir derdin olursa ilk beni ara. Ailenin yerine geçemem ama beni de kardeşim bil dedi. Muhtarın oğlu Hikmet'le bir saat kadar muhabbet ettikten sonra Hikmet gitti. Evdeki ilk günümdü. Ailemi arayıp yerleştiğimi ve köyün çok güzel olduğunu söyledim. Saat akşam 11 civarı. Köyde telefonlar konuşacak kadar çekiyor. Hatta bazen konuşamıyorum bile. Köyün en yüksek noktasında bulunmama rağmen evdeki ilk günüm olmasından mı nedir, yerimi yadırgadığından da olabilir, gözüme bir damla uyku girmiyordu. Saat gece 1 oldu. Evde televizyon ya da farklı bir elektronik eşya yoktu. Zaman geçirebileceğim bir tek telefon vardı. O da konuşmak için bile zor çekiyor. Tam uyumak üzereyken evin sallandığını hissettim. Bismillahirrahmanirrahim. Ama nasıl sallanıyor? Kendimi dışarı attım. Dışarı çıktığım an en ufak bir sarsıntı hissetmedim. Muhtarın oğlunu aramak geldi aklıma. Ama saat geç olduğu için rahatsız etmek istemedim. Ufak bir zelzele deyip evin içine girdim tekrar. Eve girince abdest alıp biraz Kur'an okudum. İçimde anlam veremediğim bir sıkıntı olmuştu. Eve girdiğim andan itibaren saat 2-3 gibi kendimden geçmişim. Sabah ezanı için kurduğum alarmın sesiyle uyandım. Camiye gidip ezan okuyacaktım. Evden çıktım. Camiye girdim. Camiden kaldığım ev net şekilde görülüyordu. Evin içini falan net şekilde görebiliyordum. Bir an kaldığım evin içinde sanki birisi dolaşıyor gibi gördüm. Hemen camın dibine gidip daha dikkatli baktım. Fakat bir şey yoktu. Neyse, sabah ezanını okuyup 5-10 kişilik cemaatle sabah namazını kıldık. Daha sonra eve gidip hemen uyumak istiyordum. Malum çok geç yatıp
Erken kalkmıştım ve uyku bastırdı. Öğle ezanına bir saat kala uyandım. Evde yiyecek bir şeyler olmadığı için köy kahvesine gidip bir tost, bir çayla kahvaltıyı geçiştirdim. Öğle namazından sonra muhtarın oğluyla oturup lafladık. Bayağı samimi olmuştuk. Çok saygılı ve insana güven veren bir insandı. Kendimi güvende hissetmemi sağlıyordu. Yatsı namazına kadar kahvede, camide vakit geçirdim. Eve hiç gitmek istemiyordum. Yatsı namazından sonra Hikmet de benle gelir, evde laflarız diye umuyordum. Fakat namazdan sonra göremedim Hikmet'i. Eve geçtim. Saat 10 civarı. Yine sıkıntıdan patlarken memleketteki bir iki arkadaşı arayıp muhabbet ediyordum. Tam bu sırada pencerenin camı bir gürültüyle tuzla buz oldu. O gürültüyle elim ayağım birbirine girdi. Hemen Hikmet'i arayıp, "Hikmet, kardeşim evi taşlıyorlar, yetiş," dedim. Yarım saate kalmadı Hikmet geldi. Evin camına elma büyüklüğünde taş atılmıştı. Etrafa bakındık, kimse yoktu. Hikmet'e bunu kimin neden yaptığını sordum. "Bilmiyorum kardeşim, bu köyün geneli yaşlı zaten. Bu saatte kimse ayakta olmaz. Ben de bilmiyorum kim niye böyle bir şey yaptı," dedi. O gece tekrar gelen giden olur diye Hikmet sabah namazına kadar benimle kaldı. İmamlığımın ikinci gününde yaşadığım bu olay beni şoka uğratmıştı. Üçüncü gün yine yatsı namazına kadar bir önceki gün tekrarladı. İnanır mısınız, utanmasam Hikmet benimle kal, korkuyorum deyip Hikmet'ten benimle kalmasını isteyecektim. Ama utandığım için böyle bir teklif yapmadım tabii ki. Yatsı namazından sonra kahvede köyün insanlarıyla konuşup sohbet ettim. Yani eve gitmemek için elimden geleni yaptım. Yahu köyde kimse de bu çocuk tek, ne yer, ne içer, bir akşam misafir edeyim demiyor. Yine istemeye istemeye evin yolunu tuttum. Eve yaklaştığımda evin etrafında bir iki kişinin dolaştığını gördüm. Beni fark edince çok ama çok hızlı şekilde ormana gittiklerini gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Eve girdim, kapıyı iyice kilitledim. Bu alanlara ve evin etrafında olan kişilere anlam vermeye çalışıyordum. Ne olabilir? Daha gelişimin üçüncü gününde bu olaylar neden oluyor diye kendime sorup duruyordum. Gece 12 civarı ilk kez çok tatlı bir uyku tuttu beni. Buna sevinmiştim. 3 gündür adam gibi bir uyku çekmemiştim. Tam kendimden geçtim ki evin çatısından ayak sesleri geldi. Evin çatısı yok, düz bir zemin. Ev ve cami yokuşta olduğu için evin çatısının üzerine birisi rahatlıkla çıkabilir. Evin ormanlık tarafta kalan kısmı arka taraf ve alçak. Ayak sesleri normal yürüme ritminde değil. Sanki birden çok kişi aniden hızlanıp durup tekrar gidip anlamsız şekilde hareket ediyordu. Korkudan Hikmet'i, jandarmayı, kimi arayabildiysem aradım. Dışarıya çıkıp çatıya bakmaya geçin bulunduğum odamın kapısını kilitleyip öylece bekledim. Hikmet ve jandarma geldi. Kapıyı onlara açtım. Hep birlikte evin üstünde ve ormanın yakınlarında ayak izi aradık. Ama en ufak bir belirti, işaret yoktu. Kafam allak bullak olmuştu. O günün sabahında gitmeyi kafaya koymuştum. Görev, köy, kimse umurumda değildi. Psikolojim alt üst oldu. Kimsenin bulunamaması, köyden kimsenin böyle bir şey yapmasına muhtar ve oğlu ihtimal vermiyordu. Muhtarla ve Hikmet'le uzun uzun konuştuk. Beni biraz daha kalmak konusunda ikna ettiler. Yaklaşık bir hafta boyunca Hikmet benimle kaldı. O 5 gün boyunca hiçbir olay yaşamadım. Hikmet'le de bayağı iyi zaman geçiriyorduk. Bir gün Hikmet'in Giresun merkezde işi çıktığını, yarın geleceğini söyledi. Bu hiç ama hiç hoşuma gitmemişti. Bir hafta en ufak bir şey olmadı ama tek kalmak yine içim içimi yiyordu. Köyden Ali adında bir arkadaşının numarasını verdi Hikmet. En ufak sıkıntında bu arkadaşı ara, hemen yetişir dedi. Hikmet gitti. Ben de kendi evime gittim. İçimdeki sıkıntıları atmak için güzelce Kur'an okudum. Gece bir civarı yine uyku tutmadı. Ev köyden yüksekte kaldığı için yatağımın karşısındaki perdeyi açık bırakıyordum. En azından tek tül perde oluyordu. Gece bir ara kendimden geçer gibi oldu. Gözlerimi açtığımda
Karşılaştığım manzarayı Allah kimseye yaşatmasın. Pencerenin önünde sayısını sayamadığım siyah varlıklar bana bakıyorlardı. Ve inanır mısınız, yüzleri yoktu, gözleri de. Ama bana baktıklarını ruhumun en derinliklerine kadar hissediyordum. Bildiğim ne kadar dua varsa ardı arkasına okudum. Ben okudukça siyah varlıklar uzaklaşıp yok oldu. Sonraki gün ne hikmete ne de muhtara haber vermeden köyü terk ettim. Bu olayın üstünden bir iki yıl geçti. Ben de farklı bir işte çalışıyordum. İş yerinden birisinin tanıdığıyla muhabbet ediyordum. Bu kişi bana daha önce cinler tarafından musallata uğradığını ve yaşadıklarını anlattı. Bana yaşadıklarını anlatırken, "Seyit hocam, çok zor günler geçirdim. Ailemi birçok kez yaraladım. Annemi, babamı öldürmek istedim. İçimde bitmek tükenmek bilmeyen sıkıntılar vardı. İçimden bir ses ailemi öldürmemi, daha sonra kendimi öldürmemi söylüyordu sürekli. Her gece evimin çatısında geziyorlardı. Deprem oluyor gibi hissediyordum," dedi. O bunları söyleyince 2 yıl önce yaşadıklarım aklıma geldi ve anladım ki orada başıma gelen olaylar ve hiçbir imamın orada durmaması hepsinin nedeni buydu. İyi ki bu olayı onların olduğunu orada kaldığım sürede öğrenmemiştim. Allah'a binlerce kez şükrettim. Olayın üstünden 2 yıl geçmiş olması içimdeki korkuyu azaltmıştı. Allah kimseyi böyle olaylarla karşı karşıya getirmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Eylül akşamlarını bilirsiniz. Yaz yeni bitmiştir. Ancak sıcaklar henüz bizi terk etmemiş. Sadece ayazları akşama bırakmıştır. Uzun tatiller bitmiş. Toplamda 5 yıldır arkadaşımla kaldığımız evin satılması sebebiyle kendimize yeni bir ev bulmuştuk. Mahalle olarak oldukça sakin, dingin bir yerdi. Sanki eski zaman dizilerinden kalma bir sahne gibi. Açık sarı ve yeşil iki katlı, en fazla 3 katlı binalar, balkon demirleri ince ve sıra sıra, anneannemin evindeki balkonun telleri gibi. Hemen hemen her balkonda çamaşır ipleri serilmiş. Çatılarda HD yayınlardan habersiz çanak antenler halen kurulu. Bazıları düşmüş, kırılmış ya da yan yatmış. Belli ki kışlar biraz rüzgarlı ve çetin geçiyor mahallede. Yolun sonunda yılların anılarını biriktirmiş, mahalledeki her sakini çocukluğundan beri bilen 50-55 yaşlarında gözlüklü bir amcanın işlettiği bakkal. Akşam acıkma ihtimalimize karşı gidip ekmek ve buzdolabına koymak için 3-5 parça yiyecek almaya doğru yola koyuldum. Birinci kattaki demirlikli pencerelerde oturan teyzeleri bile gördüm. Gerçekten burası eski dizi sahneleri gibiydi. Bir o kadar da samimi bir ortam gibi gözüküyordu. İşte bakkala geldim. "Merhaba amca, ekmek ve peynir alacaktım." "Hoş geldin kızım. Sol tarafta dolapta ekmek var. Peynir ne kadar olacak?" "Şimdilik 250 gram yeterli." "Kimin misafirisiniz?" "Hiç kimsenin. Yeni taşındık mahalleye." "Hayırlı olsun. Nereye taşındınız?" Merdivenleri çıkınca mahallenin başındaki ilk sağdaki bina. Amca bir an peyniri keserken durakladı. Henüz peynire doğru başını aşağı eğmişken gözlerinin üst tarafından bana baktı. Göz göze geldik. İrkilmiş gibiydi. "Hangi kata taşındınız?" "En alt kat, zemin kata." "İyi bakalım, kim buldu size o evi?" Soruda sanki büyük bir kinaye gizli. "Emlakçıdan bulduk." "Caminin oradaki emlak mı?" "Evet, ta kendisi." "Şerefsiz herif, doyamadı gitti oradan para kazanmaya." "Neden öyle dediniz?" "Peyniri önce poşete, ardından da bir gazeteye sardı. Ekmekleri poşete koydu." "Ailenle mi kalıyorsun?" "Hayır, ev arkadaşım ve ben, ikimiziz sadece. Bu gece arkadaşlarına çağır, hep beraber kalın. Sakın yalnız kalma o evde." Şaşırdım, baka kaldım. Ancak içinde bulunduğum şokla poşetleri alıp vermiş olduğum paranın üzerini de çantama koyarak bakkaldan çıktım. Neden böyle bir uyarı yaptı ki şimdi? Neyse, eve gidince ilk işim kapıyı kilitlemek olacak. Akşam da aperatif bir şeyler yapıp
Eda ile yeriz. Sonra da eşya taşımanın ve bugünün verdiği yorgunluğun üstüne harika bir uyku çekip uyuruz. Eve geldim. Eda henüz gelmemiş. Eşyaları yerleştirdim. Neredeyse tüm hücrelerim ağrıyor. Biraz uyumak belki de çok iyi gelir ve enerjimi yeniden toplamama yardımcı olur. Yalnızca bir saat. Hem saat daha 15.30'du. İşte yeni odamda yastığımla ilk bir saatimiz. Kapıyorum gözlerimi. Pencerenin birden kapanmasıyla adeta huzurla uyuduğum yerden sıçradım. Işıklar kapalı. Güneş gitmiş. Yerini sonbaharın ilk ayının hafif soğuğuna ve bulutların kapattığı karanlığa bırakmış. Ne kadar uyumuşum ki. Elimle masayı yokluyorum. Telefonumu buldum. Tuşuna bastığımda aniden bir parlaklıkla açılınca ekran gözlerimi kısmama sebep oluyor. İnanamıyorum. Saat 23.14'ü gösteriyor. Neredeyse 8 saattir uyuyorum. Nasıl yorulmuşum böyle? Eda'ya sesleniyorum. Ancak ses yok. O an telefonumda birikmiş mesajları fark ediyorum. Ev arkadaşım bugün eşyalarının bir kısmını getirmek için teyzesinin evine gitmiş. Bana bugün için orada kalacağını haber veren bir mesaj göndermiş. Evin ilk gecesi, yalnız olduğum anlamına gelir bu. Ne yapalım, film izlerim ben de dedim. Yataktan doğruldum. Işığı açacağım ama açma kapama düğmesi nerede ki? Telefonun ekranını evin odasına doğru tutuyorum. Hafif ışığıyla baka baka düğmeyi bulup yaktım. Bir an karanlığa alışıp büyüyen göz bebeklerim ışığın etkisiyle birden küçülmeye başladığı için gözümü ovuşturmama neden oluyor. Önce tuvalete, ardından mutfağa geçiyorum. Evin salonu ve giriş kapısı sokağa bakan, diğer taraflar ise arka bahçe ve bahçedeki çok eski, kirli, her yeri küf tutmuş ufak bir süs havuzuna bakıyor. Mutfak biraz bakımsız. Duvarlarda boya yerine kireç mi var? Dolapları ev sahibi hiç yenilememiş gibi. Sanırım fiyatının çok uygun olmasının sebebi bakımsız olması. Mutfak tezgahı ve lavabonun hemen üzerinde baş hizasında anneannemin de evinde olan açık bir raf var. Üzerinde sarı renkli dolaplar. Çekip açtığında içlerinin gerçekten iyi bir temizliğe ihtiyacı olduğu aşikar. Bardaklar, tabaklar halen kolilerde. Bardak kolisini alıp yerleştirmek için tezgaha çıkıyorum. O esnada yattığım odada kalan telefonum aklıma geliyor. Ne karanlık bir ev. Masadan telefonu kaldırdığım gibi mutfaktan ufak bir tıkırtı duyduğumda telefonun ekranında saatin 00.13 olduğunu gördüm. Aklıma gelen ilk şey kendi kendime sesli söyledim. Kahretsin, bir de faremiz eksikti. Umarım yerde görmem. Odadan koridora çıkmamla koridorun karanlığıyla yeniden baş başa kaldım. Ama nasıl? Mutfağın lambası açıktı. Hatta odama kadar oradan yansıyan ışıkla gelmişti. Lamba patlamış olabilir mi? Telefonun ışığıyla yeniden mutfağa ilerliyorum. Elimi düğmeye attığım zaman lamba tekrar açılıyor. Bu da ne? Mutfak çekmeceleri açılmış. Hem de hepsi. Kalp ritmimin artık sesini duyduğum yetmiyormuş gibi ağzımda acımsı bir tat doldu. Bu nasıl olabilirdi? Öyle korktum ki evin içindeki var olan tüm lambaları yaktım. Salon açık, mutfak açık, benim odam, arkadaşımın odası, tuvalet hepsi açık. Bir banyo kaldı. Banyoya doğru ilerleyip onu da yaktım. Şimdi kendi odama geçip Eda'yı arıyorum. Sanırım bir açıklaması vardır. Ama bu çekmece olayı benim çok fazla irkilmeme sebep oldu. Ev arkadaşım cevap vermiyor. Zaten bu saatte de pek ayakta kalmazdı. Acilen kafamın dağılması gerek. Bilgisayarımı açtım. Telefondan internete bağlanıp sosyal medyada önüme gelen birilerine yazıyorum. O kadar adapte olmuşum ki ekrana boynum tutulmuş. Bir an kafamı kaldırıp salonun ortasından kapısını gördüğüm mutfağa baktım. Allah'ım, tam kapının önünde beyaz bir varlık o kırmızı gözleriyle bana bakıyordu. Ağzım çıktığı kadar bağırıyorum. Zemin katta olduğumuz için pencereler güvenlik amacıyla parmaklıklı. Pencereyi açıp yine bağırıp imdat çığlığı attım. O kadar korkuyorum ki başımı arkaya bile çevirmedim. Sadece bağırıyorum ama hiç kimse duymuyor beni.
Hem de hiç kimse. Belki 2 saat oldu. Ben hala penceredeyim. Arkama bakamıyorum. Sadece pencereden dışarı, iki elimden sıkı sıkı tuttuğum demirlerin üzerinde halen hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Aklıma gelen tüm duaları okuyorum. Acaba hala arkamda mı? Kafamı çevirdiğimde göz göze gelirsem. Hava iyice soğumuştu. Gündüzün yalancı sıcaklığından kalma kısa kollular vardı üzerimde. Ben gerçekten çok üşümüştüm. Kafamı yavaşça ve korkudan delirmek üzere olduğumu bildiğim halde arkaya doğru çevirdim. Hiçbir şey yoktu. Sessizliğin içinde kalbimin atış sesini, kanı, damarlara her pompalamasını duyuyordum. Sanırım adrenalin seviyem tavan yaptı. Bilgisayarımın şarjı bitmiş, yere düşmüş. Telefonum ise başka bir köşede. Bir zavriyle telefonu yerden aldım. Tekrar pencerenin başına oturdum. Kesinlikle mutfağa bakamıyordum. Keşke bütün bunlar bir rüya olsa diye yalvarıyordum. Gece bitmek bilmiyordu. Saat 3.36. Hala bir ses yok. Saat 4.12. Eda'nın odasında bir şey oldukça gürültüyle yere düştü. İstemsiz bir çığlık daha attı. Gecenin bir yarısı kedi miyavlamasının 400 metre ileriden işitildi. Dingin bir sokakta avaz avaz bağırışlarım nasıl kimse duymaz? Bunu düşünmeye başladım. Salondan yürüme sesleri geliyordu. Bir sağa bir sola biri yürüyor. Adımlarını duyuyorum ama kimse yok. Tekrar bakıyorum ama yerimden kalkamıyorum. Belki 3 metre önümde yürüyorlar. Halının üzerinden beton bölüme geçtiğinde ayaktan çıkan değişik sesi bile ayrıntısıyla duyuyorum. Ama hiçbir şey yok ortada. Bir süre sonra ayet ve sureler okumaya başladım. Aklıma ne gelirse okuyorum. İkinci ayete geçerken birden ses durdu. Yürüme sesi tekrar başladı. Bu kez daha sert basıyordu yere. Bu nasıl olabilir? Böyle bir şeyi hiçbir zaman yaşamamış biri olarak aklımı kaybetmek üzereydim. Saat 5 suları. Gözlerinde yaş dahi kalmadı. Saatlerdir ağlıyorum. Bir an elektronik bir ses duydum sokaktan. Bir hoparlör açılış sesi ve o ses Allahu Ekber. Hoca ezanı okumaya başlamadan sadece 2 saniye önce dış kapının açılma sesini duydum. Ortam sakinleşti. Ayak sesleri gitti. Hem gülümsüyor hem ağlıyordum. Ne olur bitsin artık bu gece. Ezandan sonra paranormal bir şey olmadı. Ama öylesine korkuyorum ki halen camın kenarında ve kısa kollu kıyafetimle sabahın ayazında ne kadar üşüdüğümü hissetmemiştim bile. Günün ilk ışıkları gecenin tüm dehşetini üzerine açar gibi vurdu. Tam pencerenin karşısında orada öyle uyuyakalmışım. Telefonumun çaldığını hissettiğimde gözümü açtım. Saat 10 geçmişti. Sabah güneşi her yeri aydınlatıyordu. Ev arkadaşım beni arıyordu. Telefonu açtığımda öyle ağladım ki o çok şaşırdı. Koşarak sağa sola dahi bakmadan evin çıkış kapısına koştum. Kendimi dışarıya attım. Tüm eşyalarımı yakın arkadaşlarımdan birkaçına aynı gün toplatıp derhal taşındım. Şimdi bir apartmanda yine aynı ev arkadaşımla oturuyoruz. Geceleri herhangi bir şey yaşamadım. Ancak travma hali devam ediyor. Ben geceleri halen ışıklar açık yatıyorum. Asla ve asla mutfağa gitmiyorum.